Kim bu herif ya? Ali Reis, Murat'ın babası. Var mısınız bir şarkı daha? Yeter artık, sana uyarsak sabaha kadar şarkı söyletirsin bize. Fena mı yani? İleride meşhur gazinocu olursam, o zaman da ben nazlanırım. Lale de şarkıcım olur. Hadi ulan, Lale'nin babası çok zengin, çalıştırır mı hiç? Biz her şeyden evvel arkadaş değil miyiz? Birbirimiz için her şeyi yapacak değil miyiz? Hani ettiğimiz yemin? Yeminimiz yemin. Ölünceye kadar bu arkadaşlık devam edecek. Kötü günlerde birbirimizin yardımına koşacağız. Arkadaşlık uğruna canımızı bile feda edeceğiz. Nerede olursak olalım, her sene aynı gün burada buluşacağımıza yemin ederiz. Yemin ederiz. Yemin ederiz. Babam evde yok galiba. Evde değilse nerededir? Meyhanede. Neden çok içiyor baban? Hiç sormadım. Ama biliyorum. Neden? Annemin acısı çöreklenmiş içerisine. Kaç geceler onun resmini karşısına alıp ağladığını gördüm. Çok mu severmiş anneni? Pek çok. Bebekmişim annem öldüğü zaman. Babanı çok seviyorsun değil mi? Canımdan çok. Hey çocuklar! Sallanın biraz! Balıkçılık dersi için bekliyorum. Geliyoruz! Gördün mü? Baban verdiği sözü unutmamış, hadi. Babanız sizi istiyor küçük hanım. Biraz sonra gideriz, olmaz mı? Hemen gitmemiz lazım. Babanız çok kızgın. Sizi derhal eve getirmemi emretti. Bakıyorum, Lale'den ayrılınca neşen kaçıyor. Neden öyle oluyorum baba? Birbirinize alıştınız da ondan. Her seferinde o büyük araba Lale'yi alıp kaçıyor. Sanki bir canavarmış gibi geliyor bana. Asıl canavar o arabanın sahibi evlat. Şoföre de kızma. Emir kulu zavallı. Lale'nin babasını tanımıyorsun ki sen. Neden canavar dedin? Tanımaya lüzum yok. Öylelere birbirlerine benzer. Sanki tornadan çıkmış gibi. Bir bok zannederler kendilerini. Bunları Lale için söylemiyorsun değil mi? Söylersem ne olur yani, kavga mı ederiz? Babam mısın benim? Gel yanıma oğlan. Olsam laf söyletme. Lale iyi kız. Ben de annen için kimseye laf söyletmezdim. 5 dakika ayrı kalsam içim kararırdı. Bakalım yüreğin gibi bileğin de sağlam mı? Bugün daha iyisin. İdmanlıyım baba, dövüştüm. Ben de. Bak evlat, paramız filan yok ama daha kıymetli 2 şeyimiz var. Biri gururumuz. Biri de yumruğumuz. Kusura bakma baba. Boynuz kulağa geçermiş. Geçmek için de tam 10 sene bekledi, unutma. Unutulur mu hiç baba? Hayatımızın en güzel yıllarıydı. Her sene bugün arkadaşlarla buluşuyoruz. Buranın güzelliklerine doyamıyorum. Benim doyamadığım sensin. Her an güzel bir laf bulursun. Bulmuyorum, içimde binlercesi saklı. Bu gece geleceksin değil mi? Elbette. Ne o, yoksa bir şey mi dedi? Yoo, hiçbir şey söylemedi. Bugünlerde çok sinirli. Keşke daha müsait bir zamanını bekleseydik Murat.
Beklemeye tahammülüm kalmadı benim. Sabırsız, ne olacak? İpek saçlarında, güzel gözlerinde suç, bende değil. Hayatımın en güzel tarafısın sen. Merhaba çocuklar! Merhaba! Merhaba! Tam zamanında yetiştiniz polis bey. Bu delikanlı beni baştan çıkartmaya çalışıyordu. Merak etmeyin. Yakında nikah memurunun önüne çıkartıp ifadesini alırız. Bizim kaçık gelmedi mi? Oh, büyük işler peşinde o. Gazinocular kralı olmayı kafasına koymuş iyice. Kral da olsa gene gelir buluşma günümüze. En romantiğimiz odur. Ha? Ha işte. Demek buradaydın sen. Çoktan. Rahatsız etmemek için ses çıkarmadım. Seni pis röntgenci seni! Gel bakalım buraya! Polis bey! Şu iti tevkif edin! O işi zevkle yapardım ama suçüstü yakalayamadım keratayı. Yo yo! Benimle ölçülü konuşun lütfen! Şu anda karşınızda bir müzik direktörü var. Sahi mi? Oldu mu işi? Ne, elbette! Hisseli aile tiyatrosunun müzik direktörü oldum. Patron ne kadar memnun bilemezsiniz. Oo, şüpheniz varsa sizi de davet edebilirim hanımefendi, buyurun. Memnuniyetle. Biz de gelelim mi? Gelin tabii. Bir de bana kaçık dersiniz, şunun haline bakın hele! Oğlum, ne var bunda gülecek ha? Ne var? Nasıl gülmem? Buranın mı müzik direktörüsün sen? Beğenemedin mi? Şöhret basamakları böyle tırmanları, düdük! Yapma Kemal, üzüyorsun çocuğu! Asıl ben onun haline üzülüyorum! Olsa olsa şu gerizekalının bakıcısı olur! Doğru mu 3000 lira mükafat verilici? Doğru ama imkansız! Herif boş değil, kütük gibi! Nasılım evlat? Zıpkın gibisin baba! Seni beklerken hazırlandım. Uzun sürdü ha! İlle de şu kravat! 2 saatte bağlayabildim meredi. Yakışmış ama! Gidelim mi? Durduğumuz kabahat! Marş, marş! Hasta mısın baba? Keşke evlat! Keşke hasta olsam! Sen gidince Ali Reis dedim kendi kendime. Boş kafayla olmaz bu iş. 1-2 çaktım. Sonra gerisi geldi. Kızdın mı? Hiç kızar mıyım sana? Kız biraz. Bozul. Galiba şıvıttım ben. Kim demiş baba? Kimse diyemez. Ama öyleyim işte. Anneni istediğim gün değişmiştim. Karakolda verdiler müjdeyi bana. Ne yapacaksın şimdi? Gitmem lazım. Git be oğul! Böylesi daha iyi. Ben beklerim seni. Karakolda mı? Meyhanede! Bulunmaz bir ortaksın, sen demir işinde rakiplerimizi perişan ettin. Sayenizde efendim, birleşmemizden büyük bir kuvvet doğdu. O halde yeni milyonluk işlerin şerefine. Lale Hanım'ın da bize refakat etmesini dilerdim. İçkiyi sevmem Cemil bey. Anladık onu ama bu telaşın ne senin? Biliyorsun baba, bu akşam... Ha, şu mesele. Özel bir meseleniz var anlaşılan. Ben müsaadenizi rica edebilir miyim? Yok canım, sen yabancımız mısın? Ne yazık ki Lale Hanım için öyleyim. Şimdiye kadar hiçbir davetimi kabul etmedi. Öyle icap etti Cemil bey. Murat bey geldi efendim.